Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz nefes terapisti Didem Baykuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Didem Teşekkürler, Hanım? Teşekkürler, çok iyiyim. Aynı <laughs> zamanki gibi siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Nefesten konuşacağız bugün sizlerle evet. ama ilk olarak sizi tanımak isterim. Ben Didem. Böyle kendi direkt adımla söylemeyi seviyorum. Ünvan aslında çok ihtiyaç duymuyorum. Normalde e, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, beş tane üniversite bitirmiş birisiyim. Akademik kariyerimi bir kenara koyup bu yola başladım. Ve bundan biraz bahsetmek istiyorum açıkçası nasıl başladığımdan. E, i̇lk başta kendime şifalanmak için başladım. E, dediler ki nefes terapisi var, oraya git ve orada gerçekten hani bu işi Hani iyi yapıyorlar. Karşınıza zaten ilginç bir şekilde buna karar verdiğinizde bir sürü yol çıkıyor. Mesela ben Piraye'nin seyir kitabını bir şekilde koçumdan okudum ve böyle bir yola girdim. Daha sonra baktım ki o baya ben kendimi tanımıyormuşum. Ben nefes almıyormuşum. Hı hı. Nefes almadığınız yerde yaşamıyorsunuz aslında. Yoksunuz anda. Ya geçmişte yaşıyorsunuz ya gelecek kaygısıyla yaşıyorsunuz. Hı hı. Ve bunların hepsi hayatınızı devam ettirememenize yol açıyor bir yerde. Ve ben bunu kendimde ilk başta keşfettim. Şimdi de insanlarla paylaşmayı seçiyorum. O halde nefes terapisti nedir diyebiliriz? Nedir? Bizim e, baktığımız yerde şudur. Travmalara daha çok çalışıyoruz. Panik atak özellikle çalışma alanımız. Kanser hastalarına çalışıyoruz. Çünkü bu normalde yaptığımız burun nefesleri değil. Rahatlatıcı, işte sufi nefesi, bir sürü nefesin çeşidi var. Bu öyle bir şey değil. Bu bir saatlik bir seans ve tamamen ağız nefesi alınıyor. Ağız nefesinden ağızdan alıp ağızdan veriyoruz ve kendi bilinçaltımıza bakıyoruz. Yani o bilinçaltımızda da o 0-7 yaş dediğimiz bütün psikologların da zaten özellikle söylediği oradaki travmalara gidip bilinç katıyoruz ve zihni e, ayrıştırıyoruz bir yerde. Çünkü bir sürü olay yaşıyoruz ve hepsinin duygusu bir yerde bizde kalıyor hı hı. ve e, baktığımız zaman bu duyguların bir şekilde boşalması gerekiyor. Çünkü boşalmayan duygu içinizde ne olur birikir ve nefes alamazsınız doğru bir şekilde nefesinizi çok küçük almaya başlarsınız. Karın nefesi alamazsınız. Biz insanların karın nefesi almasını sağlıyoruz ve bu şekilde şifalanma yoluyla inanılmaz bir etkisi var. Hayatınızın nasıl söyleyeyim? Değiştiği yer burası. Hani hı hı. diyorlar ya nefesini bilen kendini bilir. Kesinlikle bütün alimler doğru söylüyor. Hı hı. Peki sizin meslektaşlarınızdan özellikle tekniksel olarak ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim şöyle, biz, biz Bambeşire Bulut Sistemi'nin nefes koçuyum bu arada ve bizi ayıran en büyük e, özellik bizim kamplarımıza gelen, bizim kamplarımız oluyor. Önce mini kamplarımız oluyor dört seanslık, sonra dönüşüm kamplarımız oluyor. E, beni en çok e, ayıran oradaki kısım şu, Hepimiz özümüzde bir olduğumuz kısmı. Hı hı. Yani orada kimsenin ismi, ünvanı yok. Hepimiz 25 yaşındayız. Ve bu teknikle yani karın nefesi tekniğiyle insanları dönüştürüyoruz, değişmiyoruz. Yani olayları hani çoğu diğer insanlar şey diyor işte unutturuyoruz, geçmişinizi sildiriyoruz. Öyle bir şey değil. Yani öyle bir şey az mümkün bir şey. Biz oradaki duyguları boşaltıyoruz. O anıyı hatırlıyorsunuz. Ama sizi acıtmıyor ya da sizi korkutmuyor. Bizim yaptığımız diğer insanlardan bizi ayıran şey bu. Hı hı. Peki hala geleceğe dair hedefleriniz, planlarınız neler? Öncelikle zaten ilk hedefim benim normalde kendi işlerim olduğu için böyle bir şey değildi. Hı hı. Ama... Bu saatten sonraki hedefim kesinlikle bunu herkese duyurmak. Hani eskiden yoga, pilates böyle 10 sene önce çok azdı. Her tarafta nefes evleri olsun. Bizim zaten nefes evlerimiz var. Ee, herkes bunu duysun istiyorum. Birçok mesela doktor, psikolog bizimle beraber koç olmuş psikologlarımız var mesela. Çünkü gerçekten işe yarayan bir teknik ve şu ülkemizin bulunduğu az kolay durumlarda gerçekten kendinizi bildiğinizde doğru kararlar alabiliyorsunuz. Bu sırtınıza aldığınız, bilmeden aldığınız yükleri, ailenizden size geçen yükleri bıraktığınız zaman bu yolu doğru ve güzel bir şekilde yürüyorsunuz. Benim hedefim de daha çok insan duysun, daha çok insan bize katılsın ve e, gerçekten kendini bilerek, nefes alarak yaşamak mükemmel bir şey. <laughs> Kesinlikle. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Hangi özelliklere sahip olması gerekir bu kişinin? Aslında çok çok e, nasıl söyleyeyim? Bunun için böyle hani çok ekstrem bir şey değil. Bunu herkes yapabilir. Çünkü dediğim gibi kulak burun doktoru arkadaşımız var. İşte çok ünlü arkadaşlarımız var bizimle çalışan. Böyle çok böyle hani mesela para hayatını yönetemiyor. Çünkü para bilinci mesela. Çünkü çocukken şöyle bir şey duymuş. İşte çok parası olan insan kendini bozar. Mesela para kazanamayan. Bununla ilgili blokajı olan insanlar, aşk özellikle mesela benim ilk başlama sebebim vardı aldatılmaktı çok ciddi bir aldatılma travmam vardı. Ee, bu beni çok acıtıyordu. İşte toksik ilişki bırakamama bunların hepsi annemizin, babamızın gördüğü hani onlardan gördüğümüz ilişkiler olduğu için bütün bu insanlar bizim ailemize katılabilir. Ve onlar kendini şifalandırdığında zaten bunu istiyorlarsa çünkü kendinizi bildiğinizde ne yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Normalde ben ekonomist. Ee, bu 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 yolumdu yani planım. Ama şu an baktığımda çok başka bir yerdeyim. Kendime şifacıyım demek beni daha mutlu ediyor. Önce kendini bulmak isteyenler, sonra da koç olmak isteyen herkes bizimle olabilir. Peki bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle söylemek isterim. Öncelikle kendini seven ve kendine gerçekten bir şeyler yapmak isteyen herkesle tanışmayı umuyorum. Herkes beşeri bulut sisteminin bütün koçlarıyla gerçekten ona ne iyi geliyorsa onu yapsın. Ve e, kendine ne kadar değer verirsen hayatta insanlar sana o kadar değer verir. Herkes bunun farkına varmalı. Ve hani mesela kendin için ayırdığın dışarıya giyindiğimiz hiçbir şey kendimiz için değil. Ya da e, aldığımız bir çanta kendimiz için değil. Tamamen içimize baktığımızda ve kendimizi bildiğimiz zaman kendimiz için bir şey yapmış oluyoruz. Ben ne istediğimi biliyorsam ben varım hayatta. Ben ne istediğimi bilmiyorsam ve başkaları için yaşıyorsam, başkaları için araba alıyorsam, başkaları için giyiniyorsam, başkaları için bir bölümü okuyorsam, o ünvana çok ihtiyacım varsa orada bir şey vardır. Ben insanlara, herkese buradan söylüyorum. Kendinizi bilin, o zaman her şey çok mükemmel oluyor. Peki hala çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Katıldığınız ederim. Katıldığınız için başarılar diliyorum meslek hayatınızda. Teşekkürler çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz nefes terapisti Didem Baykuştu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.